Para piyasaları uzmanı Selçuk Geçer neler neler söyledi. Son videosunda dolar hakkında çarpıcı noktalara değindi. Videoya devam etmeden önce ileride yapacağımız altın çekilişi için kanalımıza abone olup yorumlara ise abone oldum yazısı bırakmanız yeterli olacaktır. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık 2 hafta sonra açıklanacak. Şimdiden iyi seyirler. Selçuk Geçer tarih açıkladı. Bu uyarıya dikkat, dolar çok şaşırtacak. Ayrıca dolar fiyatları enflasyon ile eşit kardeşim. Petrol fiyatlarıyla da eşit. Bunu görmeyen insan kör olmalı kör. Ekonomist Selçuk Geçer, son ekonomik gelişmelere ve dolar kurunun hızla yükselmesine değindi. Ekonomist Selçuk Geçer, kendi YouTube kanalında ekonomideki son gelişmeleri ele aldı. Geçer, Türkiye ekonomisini zor günler beklediğini belirtti. Geçer'den dolar uyarısı. Geçer, ekonominin kötü gidişatının yanı sıra küresel gelişmelere bağlı olarak da dolar kurunun yükseleceğini belirtti. Geçer, dün 13 lirada doları sabitlediler diyenler bugün yanılıyor. Şimdi 14.80'ni konuşuyoruz. Şimdi 15 olmaz diyenler de yanılacak. Çünkü dolar kuru 15, 16, 17, 18 olarak artmaya devam edecek. Belki yaz aylarında dolar yatay seyreder ancak o da dolar 13 olur demek değil. Dolar 16 üstünde olacak ifadelerini kullandı. Geçer tarih verdi. Geçer, sonbahar itibariyle enflasyonun kontrolden çıkacağını belirtti. Sonbaharda dolar kuru eyle bir yükselecek ki neye uğradığımızı şaşıracağız. Şimdiden söylüyorum dolar 20 liranın üstünü görecek. dedi. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer, çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz dedi. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde. 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de stagnasyon gözlemleniyor, diye konuştu. Ayrıca dolar fiyatları enflasyon ile eşit kardeşim. Petrol fiyatlarıyla da eşit. Bunu görmeyen insan kör olmalı kör. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Altın para piyasaları uzmanı istenmemiş, altının onsunda belki 2000 dolar tekrar test edebilir. Ben bugünkü koşullarda ne ons altın ne de gram altın almayı tercih etmem dedi. Altın fiyatlarının 2022 yılı içerisinde yeniden yükselişe geçeceğini ifade eden İslam memiş, altın yıl içinde yükselecek mi? Tabii ki yükselecek. Gram altında 1450 TL'yi beklemeye devam edeceğim ancak ben bu seviyeden alım yapmanın uygun olacağını düşünmüyorum dedi. Sey yandan dolar kurundaki hareketliliğe dikkat çeken İslam Memiş, özellikle Temmuz ayında geçen yılın zirvesinin daha üst rakamlarında bir seviye beklediğimi söyleyebilirim, görüşünü savundu. Aylar öncesinde söylemiştim. Altın yerine euro veya sterlin alırdım diyen İslam Memiş sözlerini şöyle sürdürdü. Aylar öncesinde söylemiştim. Nisan ayındaki düşüşler son düşüşlerdir. Mayıs ve Haziran ayında hızlı ataklar görebiliriz. Nisan ayındaki bu stabil durum Mayıs ve Haziran ayı öncesi yatırımcısına alım fırsatı sunuyor. 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Nisan ayından sonraki süreçlerde enflasyonun daha çok konuşulacağı, Haziran ile Eylül ayları arasında tüm dünyanın konuşacağı kıtlık ekonomisi olacak, diyen altın para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2020'de uyarmıştım tekrar paylaştım. Mayıs'ta da başlayabilir ama çok konuşulmaz, dedi. Geçen yılın zirvesinin daha üst rakamlarında. Ayrıca dolar kuru konusunda da tahminlerini açıklayan İslam Memiş YouTube kanalından yayınlanan videosunda dolar kurunun endeksin 101'i aşmasına rağmen 14,70 liranın üzerinde kalıcı olmadığını söyleyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu. Mayıs ayı ile birlikte tekrar yukarı yönlü hamlelerini devam ettiren bir trend olabilir. Özellikle Temmuz ayında geçen yılın zirvesinin daha üst rakamlarında bir seviye beklediğimi söyleyebilirim. Dolar endeksi yükseliyor. Dolar uluslararası piyasalarda değer artışı sürecinde. Dolar yurt içinde ise değer kaybediyor. Bu ne demek? Dünyada dolar değer kaybedecek. Endeks yeniden 95, 96 seviyesine kadar gerileyebilir. Bu da bize dünyada doların değer kaybedeceğini ama bizde de doların değer kazanacağını işaret ediyor. Önümüzdeki 3 ayda mayıs, haziran ve temmuz için işaret ediyor. Çünkü her şey tersine gidiyor. Ama bu baskılanma süreci bittikten sonra manevra ile agresif bir şekilde patlayan döviz kuru karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Başta dolar, Türk Lirası kurunun patlak vermesiyle altın, gümüş gibi emtiaların gram bazında fiyatlamalarında yeni zirvelerin gelmesine neden olacak. O yüzden Nisan ayının final ayı olduğunu söylüyorum. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.